Gürtü TV izleyenlere merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey kardeşim. Değerli konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karşı birlikte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa çağrısını konuşacağız. Evet. Hocam derler ya bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü diye. Şimdi Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan daha çapsız biri başımıza bela oldu. O daha iyi demişti. Şimdi bir özel bir görüşme yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i anayasa için muhtemelen ki ana başlık olacak yeni bir anayasa için davet etti. Hocam e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem bu yeni anayasa çağrısını hem de Özgür Özel'e e, yeşil ışık yapılmasını? Şimdi Halil Bey kardeşim bir kere siyasette daha önce de söylemiştim. Maalesef bizim siyasilerimiz, belki ben de dahil ilkeli kurallı bir hayatımız yok. Bir düşüncemiz yok. Bir değerler sistemimiz yok. Demin dediğiniz gibi işte Kılıçdaroğlu gitmeden önce çok kötüydü. Gittikten sonra Cumhurbaşkanı işte gelen gideni aratır niteliğinde Kılıçdaroğlu'nu arıyoruz. Bunda hiçbir şey yok filan diye beyanlarda bulmaya başladı. Ama sonra e, yerel seçimlerin sonucu ortaya çıkınca 31 Mart'ta durumun değişik olduğunu görünce bu defa Özgür Özel'i kale almaya başladı tabiri caizse. Ondan sonra işte görüşelim şeyleri başladı, nutukları başladı. Ama her iki tarafta dikkat edersen hala ilkeli ve kurallı değil. İşte birisi görüşmeyi sadece bir çay içmek, sohbet etmek, hatır sormak manasında gibi. Ama diğeri işte hayır öyle bir görüşme değil, bizim öyle bir görüşmeye ihtiyacımız yok. Biz iş konuşacağız, Türkiye'nin meselelerini konuşacağız tarzında takdim ediyor. Sanki görüşmeye bahane arar gibi. Hatta CHP'den bir kısım insanlar da sosyal medyada da gördüm. Ne gerek var? Biz zaten birinci parti olmuşuz. AKP gidici biz neyi görüşeceğiz filan diye. Onlar da böyle bir garip tutum içinde olanlar da var. Ama memleketin meseleleri için bizlerin devamlı görüşmemiz lazım. Devamlı konuşmamız lazım. Ortak toplantılar yapmamız lazım. Milletin gözünün önünde televizyonlarda Belli platformlarda açık oturumlar yapmamız lazım. Türkiye'nin meselelerini konuşmamız lazım. Yani Türkiye'nin meseleleri hallolsun istiyorsak hür bir zemin içinde, hepimizin eşit olduğu bir zeminde, serbest bir müzakere zemininde ihtiyaç neyse adalet, hürriyet, ekonomi, refah onları beraber konuşmamız lazım. Yani zaten demokrasinin esası budur. Hürriyet ve meşveret. Hürriyet ve meşveret içinde adaleti arayacaksınız. Demokrasinin özeti budur zaten. Cumhuriyetin özeti budur. Cumhuriyetin de esası hürriyet. E ama maalesef bunlar o kadar uzak olduğumuz değerler ki artık görüşelim mi, görüşmeyelim mi? Veya görüştüğümüzde ne konuşacağız tarzında e, garip telakkiler var. İnşallah bunları da aşarız. Ne diyelim? Kademe kademe, kademe kademe. Belki bunu da bir gün aşarız diye düşünüyorum. Şimdi evvela görüşmekte bir beis yok. Görüşelim, konuşalım. Görüşmemek kötüdür. Çünkü o zaman saflar çok keskinleşiyor. Herkes birbiriyle yarışmak değil de herkes birbirini mahvetmek için, alt etmek için bu defa. Herkes birbirini yok etmek için çalışıyor. Bu yanlış. Görüşmemiz lazım. Birbirimize kalbimizden pencereler açmak lazım. Birbirimizin dediğini düşünmek lazım. Empati yapıp birbirimizin yerine geçip düşünmemiz lazım. Bunlar insan olmanın unsurları. Bunlar cumhuriyetin gerekleri, demokrasinin gerekleri. Bunlara tabi olarak yaşamamız lazım. Fakat demin söylediğim gibi yani siyasetin özellikle de iktidarın hiçbir ilkesi kuralı olmadığı için mesela iktidar milleti için neyi düşünmeli? Bir ihtiyaçlar listesi yapmalı. Yani en acil olan ihtiyaç nedir? Ondan sonra acil olan nedir? Ondan sonra daha az acil olan nedir diye bir eskilerin ifadesiyle mühimden eheme doğru en önemliden en az önemliye doğru bir sıralama yapması lazım. Milletin ihtiyaçlarını nazar alması lazım. Bu manada düşünürseniz eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi görüşmek ve anayasayı konuşmak milletin şu andaki acil ihtiyacı değil. Çünkü millet en önemlisi adaletsizlikten, hukuksuzluktan nefes alamıyor. Bakın iktidarın ...gündeme getirmediği çok ciddi adaletsizlikler, hürriyetsizlikler var. Yani bir kere habire hapishane yapıyoruz. Hapishanelerimiz lebalep dolu. Suç istatistikleri, suçların bazı suçların yüzde yüz değil, yüzde sekiz yüz arttığını söylüyor. Yani işte birkaç misli, gene işte yargılamalar doğru dürüst cereyan etmiyor... E, i̇ktidarın muhalefetine baktığınız zaman da muhalefette de ciddi feryatlar var bu noktada. Ama muhalefet sadece kendi mahallesinden olan hukuksuzlukları dile getiriyor. İşte e, Osman Kavala, işte Selahattin Demirtaş, işte Gezli sanıkları vesaire filan. Türkiye'deki bütün hukuksuzluklara bakmıyor. Yani iktidar sanki hiç hür hukuksuzluk yokmuş gibi her şey güllük gülistanlık gibi. Muhalefet de sadece kendi mahallesinden mağdur olanların mağduriyetini dile getiriyor. Bir kere burada bir problem var. Yani insanlık şunu gerektirir. Kendi probleminizi değil, muhatabınızın problemini, sizin dışınızdaki üçüncü şahısların problemini gündeme getirmeyi iktize eder, gerektirir. Dolayısıyla onu konuşmamız lazım Türkiye'de. Yani en acil ihtiyaç Türkiye'deki bütün hukuksuzlukları, adaletsizlikleri konuşmamız lazım. Bakın İktidar acilen neyi bulmaya çalışıyor? İşte birkaç aydan beri, ta gene seçimlerden beri para bulmaya çalışıyor. Türkiye'ye evet. yabancı yatırımcı getirmeye çalışıyor. Fakat bu şartlarda kimse Türkiye'de gelip yabancı yatırımcı olarak imkanlarını Türkiye'de harcamak istemiyor, Türkiye'de değerlendirmek istemiyor. Niye? Çünkü para güvenli bir yer arar. Türkiye'nin hukuk sistemi şu anda insanlara bir itimat, bir güven telkin etmiyor. Dışarıdaki insanları boşverin. Eğer bir memlekette hukuk usulüne uygun işlemiyorsa o memleketin yerlisi de imkanlarını yurt dışına transfer eder. Yatırım yapmaz. Bütün bunları bir tarafa bırakın. Bakın şu anda iktidar halkın elindeki dövizin bozdurulmasını yastık altındaki tasarrufların ekonomiye kaydırılmasını arzu ediyor ısrarla. İşte Mehmet Şimşek yerli halkın ikna edilmesinden filan bahsediyor ya. Halbuki bu hükümet 2002'de iş başına geldi. 2002'den bugüne kadar düşünseniz 20 küsür yıl geçmiş. Halkın Türk parasını en çok yöneldiği, imkanlarını bankalara intikal ettirdiği, yastık altındakileri çıkardığı yıllar 2004, 2005, 2006, 2007'li yıllardır. Niye? hukuk güvenliğinin kısmen daha fazla hissedildiği, Avrupa Birliği ile görüşmelerin yapıldığı, yani insanların hukuka ve devlete güveninin arttığı yıllarda insanlar dövizi bırakıp Türk parasına ve yatırıma yöneldiler. Demek ki bizim ekonomik sıkıntılarımız da dahil bütün sıkıntılarımızın sosyal, siyasi, iktisadi, ve hukuki bütün sıkıntılarımızın temeli hukuk güvenliği, hukuk barışı. Bizim Türkiye'deki en acil ihtiyacımız bu. E şimdi buna baktığınız zaman artık herkes biliyor ki bu iktidar hukuku bir tarafa koyun, mevcut kanunlara da uymuyor. Hatta bu iktidar anayasaya uymuyor. Anayasaya göre anayasa mahkemesinin verdiği kararları uygulamıyor. Şimdi anayasaya uymayan, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları uygulayamayan bir iktidar hangi taleple muhalefetle bir araya gelmeye çalışıyor? Veya Türkiye'nin gündemine hangi talebi getirmeye çalışıyor? Yeni bir anayasa. Şimdi insanlar haklı olarak demezler mi? "Be kardeşim sen mevcut anayasaya uymuyorsun ki yeni bir anayasa yapmaktan, hürriyetleri genişletmekten, temel hak ve hürriyetleri teminat altına almaktan" Türkiye'de reform yapmaktan bahsediyorsun. Sen mevcut kanuna, hukuka, anayasaya uymuyorsun. Yani burada bir gariplik var. Şimdi geçen gün sosyal medyada da yazdım bir iki şey. E, meclis başkanı yani yasama meclisinin başındaki insan Mardin'de e, uluslararası bir konferansta konuşma yapmış. Konuşmada şunu söylüyor. Diyor ki Numan Kurtulmuş Bey Efendim diyor 1933'lü yıllarda diyor işte e, Almanya'dan kaçan, Nazi zulmünden kaçan Yahudileri diyor. E, Atatürk Türkiye'ye kabul etti. Onlara Türkiye'nin kapılarını açtı. Onlar geldi Türkiye'de çalıştılar ve üniversitelere çok büyük katkıda bulundular. Türkiye'de bilimsel gelişmeye ciddi katkıları oldu. Biz de şimdi diyor işte toplantıda konuşuyor. Herhalde heyecana geldi. insanları gördü Mardin'de. Biz de diyor şimdi dünyada Siyonizmin istibdadından kaçan insanlara diyor kapılarımızı açtık. Gelsinler Türkiye'de bilimsel faaliyette bulunsunlar. Şimdi haklı olarak bu sözün altına insanlar bir sürü yorum yaptı ve dediler ki ya siz kendi insanınızı kaçırıyorsunuz. Sizin insanlarınız sizden kaçıyor. Siz KK'larla üniversitede ne kadar kaliteli insan varsa hepsinin görevine yargılama yapmadan son verdiniz. Bu insanlar dava açtılar, beraat kararı aldılar, takipsizlik aldılar. Bunlara dahi geri görevine döndürmediniz. E siz kendi adamınıza sahip çıkmazken yetişmiş elemanınıza, Türkiye'yi yetişmiş elemanlar hala her gün terk ettirirken, e işte Cumhurbaşkanı giderse düşsün doktorlar, biz kendi başımızın çaresine bakarız derken, siz güya siyonizmden işte sıkıntı çeken, dünyadaki insanları buraya nasıl davet ediyorsunuz? Ne diye davet ediyorsunuz? Sizin kendi kendinize bir çelişkiniz yok mu diye insanlar haklı olarak ona karşı çok aşırı bir tepki gösterdi ve yorum yaptılar. Şimdi Türkiye'de de sıkıntılarımız çok. Ekonomik bir kriz var kesin. Sosyal bir kriz var kesin. Devlet idare edilemiyor. Siyasi bir kriz var kesin. Uluslararası politikalarda ciddi problemlerimiz var kesin. Sağlık sektöründe ciddi problemimiz var kesin. Ama bütün bunların temelinde kardeşim hukukun uygulanmaması, hukuk güvenliğinin olmaması var. Yani işte emekli feryat ediyor aylardan beri açız diye. 10 bin lirayla geçinilmiyor diye. Ama devletin uygulamalarına, devletin israfına bakıyorsunuz. Mesela bir örtülü ödenekte özellikle bu seçim döneminde Cumhurbaşkanının harcadıklarının haddi var hesabı yok ve denetimi hiç yok. Hiçbir kurum denetleyemiyor. Neden böyle diye soramıyor. Dolayısıyla yağm hasanın böreği yukarıdakilerden aşağıya doğru acayip bir soygun var. Kurum ve kuruluşlardaki insanların, kamu kuruluşlarındaki insanların maaşları işte tartışılıyor, açıklanıyor. Kamu kurumlarındaki devlete ait iktisadi teşekküllerde çalışan insanların durumları, yönetim kurulu hakları, maaşları, huzur hakları neşrediliyor. Aman ya Rabbi. Yani üstten aşağıya doğru tabirca ise görgüsüz, doymak bilmeyen, ahlakı olmayan ve sonucu gelmeyen acayip bir soygun var. Dolayısıyla iktidar madden ve manen gerçekten iflas etmiş durumda hem hukuken hem ekonomik olarak hem ahlaken. Yani siyasal İslam'ın 20 küsür yıldır bize gösterdiği şu ki bir doymak bilmeyen bir açlıkları var. iki utanma bilmeyen bir yüzleri var. Dolayısıyla doymak bilmeyen bu açlıkla utanma bilmeyen bir yüzleriyle Allah'tan ve kuldan korkmayan tavırlarıyla gidecekleri yer belli değil. Türkiye'nin en acil problemi bu. Bunun konuşulması, tartışılması lazım. Bu konuşulmuyor, tartışılmıyor. Sırf gündemi değiştirmek için bir anayasa değişikliği hem meclis başkanının hem iktidarın ve ortakların ağzında ve belki Türkiye'de şimdiye kadar dokunmadıkları, belki anayasanın ilk dört maddesi, belki işte Türkiye'nin resmi lisanı, Türkiye'nin milli birliğinin millet unsurunun yeniden kendi düşüncelerine göre düzenlenmesi için garip garip düşünceleri, zaman zaman nükseden hastalıkları var. Herhalde o maddeleri de değiştirmek kısmen de olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini, milletin birliğini temin eden anayasayı ortadan kaldırmak belki kendileri için ömür boyu bir dokunulmazlık temin etmek tarzında bir düşünceleri, bir çalışmaları var ki bence muhalefet topyekün bunlar ne derse desin bu oyuna gelmemesi lazım. Kat A ve asla şunu söylemesi lazım muhalefet. Ya size anayasa dahil mevcut kanunlara uymuyorsunuz ki biz sizinle yeni bir düzenleme yapalım. Siz evvela mevcut kanunlara uyun, hukuksuzlukları ortadan kaldırın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara uyun, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara uyun, sonrasını beraber konuşalım demesi lazım. Ve iktidarın kat'a ve asla bu oyuna gelmemesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Hocam biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyaretinden sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gazetecilerle yaptığı sohbet esnasında bir muhabirin Arapça sorusu karşısında adeta afalladı. Ne diyeceğini bilemedi. Türkçe sorsan diye de ifade etti hemen tercümanlar yetişti falan da Arapçada konuşarak cevap veremedi. O soruya Türkçe cevap verdi. Orada hem bir e, Kürt siyasetçi hem de bir Kürt aydınlığı ile ilgili e, gelen soruyu maalesef Arapça cevaplayamadı ve Arapça bilmediği ortaya çıktı. Ama diğer yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesindeki özgeçmiş beyanında da çok iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği beyan edilmiş. E şimdi hocam e, yani bu nasıl bir haldir? Bunu da değerlendirir misiniz? Çünkü çok da tepki çekti bu durum. Halil Bey kardeşim, Türkiye'de demin söylediğim gibi siyasal iktidar gerçekten, ben inançlı bir insan olarak üzülüyorum, bunu sevinerek söylemiyorum. Siyasal iktidar gerçekten maddeten ve manen iflas etti. Bir kere Türkiye'yi hakikaten maddi olarak iflas noktasına getirdi. Talan ettiler. Çünkü bu Darül Harp zihniyeti, yani Türkiye'de işte cumhuri ve İslami bir sistem olmadığını düşünerek harp halindedir. Dolayısıyla her ne yapsak caizdir. Hırsızlık da caizdir, soygun da caizdir, yalan da caizdir, her şey caizdir diye bir kere sukut etmiş bir ahlakla hayatta yaşıyorlar. İki, bir ilkeleri ve değerleri yok gerçekten. Hiçbir ilke ve değerleri yok. Dolayısıyla bu düşünce akademik camiayı da bitirdi. Bu düşünceyle siz zaten uluslararası bir bilgi birikim, bir ahlak, bir ilke ortaya koyamazsınız. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hep işte üniversiteleri kaç sayıdan alıp kaç sayıya çıkardıklarını söylediler. Ama Türkiye'de genel olarak eğitimi yok ettikleri gibi üniversite eğitimini de yok ettiler. Hiçbir üniversitede, hiçbir üniversite elemanlarında bir kalite kalmadı. Maalesef Türkiye'de üniversitelerdeki kaliteli insanları da KK ile ihraç ettiler. Ondan sonraki boşluklara da bütün ilkeleri kaldırarak eskiden biz de akademik camiada çalıştık. Eskiden dil imtihanlarında belli bir seviye vardı. Eskiden işte belli makamlara gelebilmek için, belli kadroları elde edebilmek için yazılı sözlü imtihanlar vardı. Bunlar şimdi her şeyi kaldırdılar. Akademik kadrolardaki ünvanları da rüşvet diye istediklerini dağıttılar. Dolayısıyla Türkiye'deki akademisyenleri emin olun uluslararası kriterlere göre ölçsen, profesör dediğin, doçent dediğin insanlar yüksek lisans mezuniyet diploması bile alamazlar. O derecedeler, kötüler. Maalesef ihtiyaçlar da bunların durumunu ortaya çıkarıyor, fotoğrafını çekiyor. Yani kader ne olduklarını ortaya koyuyor. Onun için bugün bu iktidarın Türkiye'yi getirdiği noktaya bakarsanız madden ve manen dediğim gibi Türkiye'yi iflas ettirdiler. Eğitim noktasında da eğitimle ilgili bir birikimleri, bir iddiaları, bir hedefleri olmadığı için üniversite seviyesinde bilim üretmeyi bırakın, lise, ortaokul, ilkokul seviyesinde de eğitimi sıfırladılar, yok ettiler. Bakın, bunların eğitiminde insanlar ya deist olduğu ya ateist oldu ya çaresiz oldu başka şeylere sapmaya başladı. Bıçak kemiğe dayandı. Maalesef üniversite camiası da böyle. Bakın şimdi bunların bu yaptığı yanlışlıklara, ahlaksızlıklara, bu yaptıkları kanuni yanlış düzenlemelere, hukuksuzluklara bu kadar hukuk fakültesi var. Bir rektör, bir dekan, bir üniversite görevlisi çıkıp da bu yanlıştır dediğini duydunuz mu siz hiç? Hayır duymadınız çünkü bunlar herkesi susturdu rektörlük ve dekanlıkları da kendilerine makamları da kendilerine yağcılık yapma semeresi olarak vesilesi olarak dağıttı. Yani Türkiye'de rektör dedikleri dekan dediklerinin en iyi bilimsel faaliyeti her gün televizyonlarda belirli kanallara çıkıp hükümetin icraatlarını Maalesef adi bir troll gibi övmeden ibaret. Böyle bir akademik çalışma olur mu? Böyle bir akademik hürriyet olur mu? Böyle bir bilimsel ürün ortaya koymak olur mu hiç? Yok böyle bir şey yok. İf sıfırladılar. Yani en tepedeki insanın nasıl ki tahsili, diploması, eğitimi tartışmalı, garip, hala ispat edilmemişse subut bulmamışsa, yalanlarla, şüphelerle doluysa bunların bütün akademik camiadaki yakınlarının, paydaşlarının bile durumu kendilerinden ibaret ve kendilerine benzer durumda. Çünkü herkesi kendilerine benzettiler. Akademik kadroları ve ünvanları, akademik kurulları da rüşvet olarak dağıttılar. Maalesef toplumu bitiş haline getirdiler madde manen iflas haline getirdiler. Bence muhalefetin bu konular üzerinde durması lazım. Bunları gündeme getirmesi lazım. Bunları tartışması lazım. Yoksa suni gündemlerden ibaret yani bu toplumda aylarca yıllarca toplum neyi tartıştı? Ayasofya Camii'nin açılışını, Ali Erbaş'ın işte hutbeye kılıçla çıktığını, işte o e, hutbedeki davranışlarının ne manaya geldiğini, nasıl Akşemseddin'i, Fatih'i yeniden canlandırdıklarını, yani bir taraftan film çevirirken Abdülhamit'le ilgili, bilmem kimle ilgili, kuruluşla, kurtuluşla, Osmanlı ile ilgili, öteki taraftan da camilerde, hutbelerde, diyanet işlerinin başkanını rol model yaparak filmler çevirdiler. Ve çok kötü bir hal Şimdi Diyanet İşleri Başkanı dediğiniz Türkiye'deki en önemli dini temsil eden bir kurumun başındaki bir insanın bile ahlaki, hukuki, ilmi ehliyetten noksan olduğunu maalesef bize kader çok acayip bir şekilde gösterdi. Bizim de hakikaten bunlara sevinmek değil, üzülmekten başka çaremiz yok. Hocam bu sevililecek bir şey değil. Milleti uyandırmak için bekliyoruz. Evet hocam yani böyle bir şey tahmin edebilir miydiniz? Hiç aklınıza gelir miydi yani? Ben hiç düşünmedim şahsen yani böyle bir şey nasıl olur? Ben şaşkınım ve üzgünüm de yani. E, benim böyle bir şey aklıma geldi. Ben AK Parti kurulmadan önce AK Parti'nin yapmak istediği proje, Büyük Orta Doğu projesi ve bu projede etrafına topladığı insanlar, bu projenin bir Türkiye'yi çökertme, Türk insanlığı, Türk milletini yok etme, Sevrin bugünkü orijinal şekli, güncellenmiş şekli olduğunu bildiğim için böyle liyakatsiz ve kabiliyetsiz insanları bu çökertme şeyinde kullanacaklarını düşündüğümden hep kaçtım bunlardan. Birlikte fotoğrafım olmasın diye Allah'a dua ettim. Mümkün mertebe uzak durdum. Nitekim üniversiteden bunların yanına giden insanlara benden daha eski, kıdemli, Burhan Kuzu gibi insanlara gitmeyin diye yalvardım bu işin sıkıntı olacağını düşündüm. Neticede onlar da benim geldiğim noktaya geldiler. Ölmeden önce ahir zamanlarında pişman oldular. Bir sürü sıkıntıyla karşı karşıya geldiler. Yani bu fikrin, bu felsefenin geleceği nokta buydu kardeşim. Yani bu adetullah kanunu ne ekersen onu biçersin. Bu toplum bunları bilmeden, belki birçoğu bilerek, yanıltılarak dini cemaatler vasıtasıyla tarikatlar vasıtasıyla yanıltırarak bu noktaya geldi. Artık bütün bu yaşadıklarından sonra gözünü açması, uyanması ve bunlardan kurtulmak için elinden ne gerekiyorsa bir an önce yapması lazım. Ve demek lazım ki bunlara siz bizi anayasa, hukuk bilmem ne falan filan bunları bırakın, bizi bırakın bir an önce gidin, gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz derler ya. Bunu söylemesi lazım toplum bunlara muhalefet de bu noktada çok dikkatli olması lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli görüşmek fikirleriniz evet, için. Bir sonraki yayınımızda evet, görüşmek evet. üzere. İnşallah. Hayırlı günler. Sağ olun.